Trump'ta kadın bilardocu dendiğinde akla gelen ilk isim ve kraliçe lakaplı Gülşen Degener'le birlikteyiz. Onun hikayesini öğreneceğiz. Gülşen tekrar merhaba. Merhaba. Seni önce bir tanıyalım. Gülşen Degener kim? 25 Ekim 1968 Elazığ doğumluyum. Uludağ Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği bölümünü bitirdim. 4 yıl Türkiye'de, 3 yıl da Almanya'da İngilizce öğretmenliği yaptım. Peki hikaye nasıl başladı? Bu yolculuğa nasıl çıktın? Tabii ki herkes gibi bir hobi olarak başladım. Arkadaşlarım bilardo oynarlardı. Ben hep sıkılırdım. Ya dedim, siz bilardo oynuyorsunuz, ben sizi bekliyorum burada. Gel sen de bilardo oyna diye bir teklif aldım. Yok istemiyorum falan, nazlandım bayağı. Baktım ki Allah Allah, bu benim oyunum. Onu dedirten şey neydi sence? Oyun olarak zaten çok güzel bir oyun. Ama beni etkileyen en önemli noktası aslında yarışma bölümü. Yani birilerini yenmeye çalışmak, yenmek, yenilmek, bir şeyleri başarmanın zevkini yaşamak aslında çok hoşuma gitti. O topların birbiriyle çarpıştığı andaki o sesi beni hep rahatlattı. Sen 3 bant bilardo oyuncususun. Önce bir şunu öğrenelim mi? 3 bant bilardonun temeli nedir? Bir de Amerikan bilardo var, snooker var. Amerikan var, İngiliz bilardosu var, cepli bilardo ve snooker'dır adları onların. Benim oynadığım Fransız bilardosu. 3 tane top var masada. Kırmızı, beyaz ve sarı. 2.84'e 1.42 ebatlarında bir dikdörtgen masa düşünün. 2 kareden oluşan. Ve masada delik yok. Beyaz veya sarı benim topumdur. Masaya her geldiğimde beyazdan veya sarıdan başlarım. Ve amacım diğer iki topa çarptırmak kendi topumu. Ancak son topa değmeden önce benim oyun topumun en az 3 defa bir banta değmiş olması gerekiyor. Bant da bilardo masasının kısa ve uzun kenarları değil evet. mi? Bunu becerdiğinde bir sayı alıyoruz. Bir sayı alıyorsun. Masada topların duruşuna farklı farklı açılardan pek çok kez bakıyorsun. Hı hı. Ve orada bir süre kısıtlaması yok değil mi? Senin oyunu kurman var, için var mı? Var. Toplar durduğu andan itibaren 40 saniye içerisinde vuruş yapmış olmanız gerekiyor. 40 saniyede bütün serin kanlılığınla nasıl bir vuruş yapacağını kafanda tasarlıyorsun. Evet, belli bir süre içerisinde doğru kararı verebilmeniz gerekiyor bilardo maçında. Aynı şekilde hayatta da öyle. Hayatta da hızlı karar verebilir misin? Evet, evet. Ve çok soğukkanlıyımdır. Kötü şeylerle karşılaştığımda önce sakinliğimi korurum. Belki de bilardo bana bunu öğretti. Şimdi seni izledik biz. Hiç acele etmeden farklı farklı açılardan masada topların duruşuna bakıyorsun. Aslında satranca buraya kadar çok benziyor bilardo. Ama galiba en önemli farkı satrançla oyunu kurduktan sonra hamlenizi bir el hareketiyle yapıyorsunuz ve karşıya geçiyor sıra. Ama bilardo'da bir de işin teknik kısmı var değil mi? Evet, kurguyu yaptıktan sonra esas iş başlıyor. O yaptığınız kurguyu gerçekleştirmek. Doğru vuruş tekniğiyle topun doğru noktasına vuruş yaparak doğru teknikle
o vuruşu gerçekleştirmeniz gerekiyor belli bir süre içerisinde. Önce yapacağınız vuruşun bir resmini kafanızda görmeniz gerekiyor. O sayının oluşunu canlandırmanız gerekiyor. Hazır olduğunuzda da odaklanmayı bitirdiğiniz anda vuruşa geçmek gerekiyor. Kazara sayı kazanmak da var. Evet, evet. Değil bilardo mi? Da maalesef şans faktörü var. Yok değil. Hatta bazen o kadar önemli anlarda o şans sayıları, balık sayı diye tabir ettiğimiz o şans sayıları geliyor ki maçı size kazandırabiliyor veya kaybettirebiliyor. Öyle olduğunda rakipten özür dilemek diye bir de bir racon var galiba, evet, deyim yerindeyse. Öyle, tam anlamıyla öyle. Çünkü bazen gizli balıklar da vardır. Bunu ancak belli düzeydeki oyuncular görebilir. Ben bilirim ki aslında rakibim onu öyle atmadı. O da benim bunu bildiğimi bilir. Tesadüfen sayı olduğunu, bir pardon demesi gerekir yani. Her güzel vuruş sayı getirir mi? Hayır. Hayır. Bazen çok güzel vuruş yaparsınız sayı kaçar. Kötü vurursunuz, yanlış vurursunuz sayı olur. Bilardo da ne kazandırır? Özgüven öncelikle şart. O olmadan kesinlikle istediğiniz vuruşu yapamazsınız. Bir güven gerekiyor. Kendinize güveneceksiniz. Sonra o vuruşun gereğini yapmak size kalıyor. Onu yaparken de eğer psikolojinizi güzel idare edebiliyorsanız, geride veya önde olmanız önemli değil. Onu oyunun her anında iyi idare edebiliyorsanız başarı gelir. Peki oyunu ne kaybettirir? Odaklanamamak bir kere kesinlikle kaybettirir diyorum. Özgüveninizi yitirdiğiniz zaman, güvensiz vuruş yaptığınız zaman doğru vuruş yapamazsınız. Rakibini küçümsemek kaybettirir mi? O her bilardocunun yaşadığı bir şeydir. Ben de kendimden çok üstün oyuncuları yenmişliğim vardır. Veya benden çok daha zayıf oyunculara yenilmişliğim vardır. Bu her zaman vardır. Çünkü her oyun başka bir oyundur. Ve rakibi küçümsediğin anda, hele ki küçümsediğini belirtecek şekilde farklı vuruşlara geçersen ve bunu rakibin hissederse o zaman güçlenebilir. Beden dili çok önemli. Evet. Rakibe moral bozukluğunu hissettirmemek zannediyorum çok çok önemli. Evet. Biraz poker benzetmesi, evet, de yapılır, evet, ya. Evet. Bunu nasıl beceriyorsunuz? Her zaman kolay olmuyor tabii ki. Çünkü bu rakibi güçlendirir. Sizin güçsüz görüntü vermeniz rakibi güçlendirir. İster istemez bir gerilim havası oluyor değil mi maçlarda? O her zaman var. Eğer kritik bir maçsa, sizin için gerçekten çok önem taşıyan bir maçsa, kaybetmemeniz gerekiyorsa, kritik anlarda gerçekten o beden dilini kontrol etmek çok büyük önem taşıyor. Tabii bu sahte bir özgüven görüntüsü değil. İçten gelen doğal bir özgüven ve masada başarısızlıkla karşılaştırdığınızda o an olup biten her şeyi unutup yeni bir başlangıç için yerinize geçmeniz gerekiyor. Unutmak her zaman tabii ki mümkün olmuyor. Çünkü insanın elinden kolundan bazen o ıstaka o kadar farklı çıkıyor ki düşündüğünüzün tam tersine. O kadar garip şeyler yapabiliyorsunuz ki bunu unutmak gerçekten çok zor, çok zor bazen. Ama baş etmek zorundasınız, unutmanız gerekiyor. Bilardo en çok neyi öğretti? Hayatı öğretti bana ya. Diğer sporlara nazaran psikolojinin çok daha ön planda olduğu bir branş. Kendini kontrol etmeyi, disipline etmeyi öğretti bana. Thank you.
Tekrar bilardo görüyorum. Erkek egemen mekanlarda oynanan bir oyun. Evet. Bir spor dalı. Evet. Türkiye'de bir kadının o mekanlarda bilardo oyununu çok sevdiğini fark edip onu geliştirmesi zannediyorum bazı ön yargılarla da mücadele etmeyi gerektirebilir. Kahvehane sporu olarak bilinir ama aslında öyle bir şey yok. Çünkü benim oynadığım yıllarda, üniversite yıllarımda tamam kahveler vardı ve kahvelerde bilardo masaları vardı. Bana sorarsanız keşke o bilardo masaları o kahvelerden çıkarılmasaydı. Neden? Çünkü halka inmek diye bir tabir vardı ya. İnsanlar sadece okey oynayarak veya batak oynayarak vakit öldürmek yerine bilardo oynayarak kendi kişiliklerini geliştirme imkanı bulabilirler. Keşke oralarda hala olsa. Ama çok nizami, çok güzel bilardo salonlarımız var. Bence kadınlar hiç çekinmeden o salonlara gidip en azından yetenekleri olup olmadığını, sevip sevmeyeceklerini anlamak için birkaç kez deneyebilirler. Ve yardımcı olacak birçok arkadaşımız var ve emin olsunlar kesinlikle hoş karşılanır bu. Ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldın mı? Tabii ki. Özellikle babam bilardo oynadığımı öğrendiğinde kahrolmuştu. Hiç hoşuna gitmemişti bu onun. Hatta gerçek anlamda benimle görüşmeyi kesmişti. Ama annem ve babamın arkadaşları babamı biraz ikna etmeye çalıştılar. Güzel bir şey yapıyor kızın. Görenler Galip Bey kızınız ne kadar başarılı, ne güzel, ne mutlu falan şeklinde etkilediler babamı. Yıllar sonra madalyamı bir Türkiye şampiyonasında şampiyonluk madalyamı babam takmıştı. Nurullah Bey, şimdi şair ve akademisyen kimliğinizin dışında taze de bir bilardo oyuncususunuz. Bilardo öğrenmeye çalışıyorum. Gülşen de Gener'de kadın bilardosu, Türk kadın bilardocu dendiğinde akla gelen ilk isim. Onunla da oyunlar oynuyorsunuz zaman zaman. Evet. Neler söylersiniz Gülşen Hanım'a dair? Bilardo bir nezaket oyunu, bir zarafet oyunu, bir sanat. Kurallarına baktığınızda, kavramlarına baktığınızda hayatın çok içinde bir spor. Böyle bir sporla, böyle zarif ve nezaket gerektiren bir sporla bir hanımefendinin ilgilenmesi kadar tabii bir şey olamaz. Gülşen Hanım, Türk bilardosunun duayen temsilcisi. Biz de ondan bir şeyler öğreniyoruz. Zaman zaman geldiğinde, antrenman yaptığında bir araya gelip şu vuruşu nasıl yapalım diye kendisine soruyoruz. Hakikaten hayatı kuşatan bir spor bilardo. Bunun böyle bilinmesi lazım. Dışında yaşama deneyiminiz var. 17 yıl Berlin'de yaşadım. Artık öğretmenlik yapmıyorsun. Öğretmenliği bırakalı 12 sene oldu. Evet. Bilardo nedeniyle mi? Evet. Nasıl oldu? Kadrolu öğretmenken Hollanda'dan bir teklif geldi bana. Öğretmenlikten ne kadar maaş alıyorsan biz verelim, bizim takımımızda oyna diye. Tabii ki muhteşem bir teklif. Her spor severin duymak istediği bir şey aslında bu. Ancak kadrolu öğretmenliği bırakıp da resmi hiçbir statüsü olmayan bir branşta hayallerinin peşinden koşmaya gitmek çok anlamlı gelmedi bana. Öğretmenlikle birlikte yürütmeye çalıştım bir sene boyunca. Ve sonra düşündüm, dedim ki eğer ben bilardo uğruna, hayallerim uğruna mesleğimi bırakacaksam bilardonun öncelikle kadınlar bilardosu kavramının oturması gerekiyor. Çünkü hiçbir ülkede ne ulusal, ne kıtalar arası, ne dünya şampiyonası, hiçbir şekilde resmi bir şampiyonası olmayan bir branş. Nasıl? Yurt dışında da? Hiçbir yerde yoktu. Kadınlar 3 band kavramı resmi statüde değildi. Turnuvalar vardı ama özel. Özel kendi aralarında turnuvalar yapıyordu Hollanda'da. Nasıl kadınlar sağladın bunu? Ben Hollanda'da şirketlerle görüştüm, Türk firmalarla. Onlarca sponsor buldum. Ve bu sponsorlardan aldığım paralarla 7 ülkenin duyduğum, bildiğim en iyi kadın oyuncularını bir araya getirdim. Hollanda Bilardo Federasyonu'ndan da özel bir izinle bir kadınlar takımı kurdum. Bilardo'nun merkezi olan Hollanda'da benim kurduğum Türk takımı adı Dostluk.
erkeklere karşı kendi kümesinde 3 sene boyunca mücadele ederek şampiyon olduk ve biz ikinci lige, oradan birinci lige yükseldik kadınlar olarak erkeklere karşı Hollanda Ligi'nde. Dünyada kadınlar arasında yapılan ilk resmi şampiyonanın yolunu açan, buna ön ayak olan isim sensin. Tabii ki öncelikle kendi hayallerimin gerçek olabilmesi için yaptım. Aynı zamanda da bu şekilde de kadınlar bilardosuna ivme kazandırmış oldum. Senin de derecelerin bu süreçten sonra geldi galiba, evet, değil mi? Evet. İlk madalyamı. En önemli başarılarını öğrenebilir miyiz? Son 14 yılın üst üste Türkiye Kadınlar Şampiyonuyum. Onun dışında sayısını bile şu an hatırlamıyorum. Maalesef Dünya Şampiyonlarında final göremedim. Hep üçüncülüğüm oldu. Defalarca 6 veya 7 olabilir. Onun dışında Avrupa ikincilikleri, Avrupa üçüncülükleri, bunların da sayısı oldukça çok. Ama en son benim için en önemli, Dünya Şampiyonası'ndan önce bir Avrupa Şampiyonluğu geldi bu sene Haziran ayında. Hollanda'da yapılan Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon oldum. Son 14 yılın üst üste Avrupa şampiyonu olan Hollandalı bayanı final maçında yenerek onun ünvanını ondan almış oldum. Bir gün benim de Türkiye'de ünvanımı alacaklar elimden. Çok zor olsa gerek ama çok mutluyum gerçekten bunu başarabildiğim için. Çünkü Avrupa şampiyonu olan bayan kağıt üzerinde aynı zamanda dünyanın da en güçlü oyuncusu. Bütün bu başarıları hayal etmiş miydin? Kendiliğinden geldi aslında. Ben hep küçük adımlarla ilerlemeyi severim. Yukarılara, uzaklara hedefler koymam. Bunu ilk yaptığım ve belki de son kez yaptığım şey Kadınlar Bilardosu'nun resmi statüye gelebilmesi için kurduğum planlardı. Onun dışında hep küçük küçük ilerlerim ben. Oyuncu yetiştirmek gibi bir hedef var mı? Bir plan var mı? Var, tabii ki var. Hatta bir kadın oyuncu. Kesinlikle bunu yapmak istiyorum. Bunu mutlaka yapacağım ve şu an aklımda bir isim de var. Hayattaki en kıymetli şeylerden biri deneyim. Çok çok deneyimli bir isimsin. Yola yeni çıkan bir kadın bilardo oyuncusuna, onun kulağına bir şey söylesen, söyleyecek olsan ne söylersin? Sen kadınsın, başarabilirsin. Hanım, bu işe yatmadan önce yapmamız gereken ilk şey doğru kalınlığın karşısında topa yatmaktır. Şimdi ben beyaz topu sarının sağında duran kırmızı topa atacağım, değil mi? Hı hı. Doğru kalınlık nedir? Sarının bu tarafını değil, bu tarafını görmek. Ve yaklaşık şu şekilde duruş, ayaklarımızın alacağı pozisyon burasıdır. Hı hı. Basen bölgemiz topun üzerinden geçecek. Mesafemiz budur. Daha sonra yapmamız gereken şey sağ ayağımızı biraz dışarı, sol ayağımızı da hafif öne alarak bu kalınlığın karşısında yatmak. Yatarken de önce bilek, sonra bu iki parmakla ıstakanın sağa sola oynamasını engellemek için kapatmak. Istakayı düz bir şekilde sadece alt kolun hareket edeceği şekilde 90 derecelik açıya getirene kadar sallayıp vuruşu yapmak. Bakın, sağdan fazla vererek sadece uzatacağız. Istakayı öne doğru uzatacağız. 1, 2, korkmadan. 3 olmadı galiba. Karambol sayısı almanızı tercih ederim. Önce 2 topa bu topu düz bir şekilde göndermeyi deneyelim. Evet. Beyaz topla ikisinin ortasına mı? Kırmızıyla ortasına hedef alın. Evet. Oldu mu bu sefer? Evet. Yaşasın.